Vektörlerin 2 ve 3 boyutta kartezyen koordinat sisteminde gösterim var. Bir de bundan bahsedeceğiz şimdi size. Şimdi arkadaşlar, bunu bilmiyorum daha önce matematikte ya da geometride görmüşsündür. Yani bileşenlerini ayıracağız arkadaşlar. Bakın, şurada şu bizim vektörümüz. Bu bizim hangi vektörümüz arkadaşlar? A vektörümüz. Bunun arkadaşlar bir x ekseninde bileşenini almış mesela. Bak şöyle tık 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 indiriyorsunuz. Bunun şu bileşeni kaç birimdir arkadaşlar? Şöyle dikkat edin. Kaç birim var burada sayalım. 1, 2, 3, 4. Yatay bileşeni kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Bunun düşey bileşeni kaç birim arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Ya da şöyle yapalım. Onu farklı kalem olsun. Şöyle çizelim. O da arkadaşlar şu düşey... O da ne olur arkadaşlar? Şu olmaz mı? Heh. O da şu şekilde olur arkadaşlar. Bu kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Arkadaşlar bak şurada 3 birim demiş. Burası kaç birim? 4 birim olarak ifade etmiş. Gençler bakın. Biz şu x eksenini fizikte arkadaşlar kartezyen kısmında bunu i ile gösteririz arkadaşlar. Bakın i ile. O zaman arkadaşlar artı yönde olduğu için bu a vektörünün yatay bireşeni yani x eksenindeki bileşeni kaç i oldu? Şu an dikkat et. 4 i oldu. Tamam mı? Şu yazmıyor. 4 i. Pekala. Arkadaşlar y eksenini de bakın j ile gösteriyorsun. Yani y demiyor da adamlar j diyor. Tamam mı? X demiyor da arkadaşlar i diyor. Bu şekilde kartezyen kısım. Biraz sonra da z eksenini göstereceğiz. 3 boyutlu. O da ne oluyor arkadaşlar? K oluyor. Tamam mı? Bakın bu vektör eğer sola doğru olmuş olsaydı. Sola doğru olmuş olsaydı. Şöyle olmuş olsaydı. Bu defa ne olurdu arkadaşlar? Eksi diyecektik. Yani eksi 4 i diyecektik mesela. Yani yön olarak. Ya da yukarı doğru değil de aşağı doğru olmuş olsaydı. Bu defa eksi 2j ya da eksi 3j falan diyecektik. Tamam. Demek ki arkadaşlar tekrar bir daha söyleyelim. X eksenini neyle gösteriyormuşuz? Arkadaşlar x eksenini neyle gösteriyormuşuz? I ile gösteriyoruz. Arkadaşlar şu y eksenini neyle gösteriyoruz arkadaşlar? J. Yani vektörün y ekseninde bileşeni varsa j, x ekseninde bileşeni varsa arkadaşlar i ile gösteriyoruz. Bakın şurada şu soruda bak buraya dikkat edin. Bu vektörün gösterimini anlatacağız şimdi. Arkadaşlar şu x eksenindeki bileşeni kaç birim vektörün? Bir birim değil mi? X eksenindeki bileşeni bir birim. 4i. Pardon şu vektörü al şu vektörü almamız lazım. i'nin büyüklüğü bir birim. Şurada göstermiş arkadaşlar. X eksenindeki bileşen şu oluyor arkadaşlar. Bak dikkat edin. Kaç birim almış bunu? Sayalım. 1, 2, 3, 4 birim. Bu 4 birim. Burada problem var mı? Bakın. Onun için x ekseninde bileşeni 4 birim olduğu için buna 4i demiş. Bakın. Y eksenindeki bileşen kaç birim arkadaşlar? Bakın. Şurada y ekseni oluyor. Biraz garip olmuş ama. Şurada y ekseni. Kaç birim arkadaşlar? Onu da sayalım. O da ne olacak? Bak şu karşısından sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir zaten şöyle. Arkadaşlar kaç J? 5 tane J. Arkadaşlar ve son olarak şunu da siyahla gösterelim. Şu da K. K da şu değil mi arkadaşlar? Şu eksen. Kaç tane var o da? 1, 2, 3 tane var. O da 3 tane K. Arkadaşlar buna dikkat edin. Demek ki tekrar bir daha söyleyelim. X ekseni neyle gösteriliyormuş arkadaşlar? I ile. Y ekseni neyle gösteriliyor? J ile. Z de arkadaşlar K ile gösterilir. Bunların sağ sol, yukarı aşağı, içe doğru dışa doğru olma durumlarına göre de eksi ya da artı olarak ifade edilir. Şimdi arkadaşlar şurada bir ifademiz daha var. Şimdi burada bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Şu içe doğru şu sembolü göreceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu dışa doğru anlamına gelir. Şunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar fizikte biz mesela bir vektör mesela yukarı doğru gösteriyorsunuz artıya. İşte sağa doğru, sola doğru, aşağı doğru. Bunu gösterebiliyorsunuz. Mesela bu artı y demektir. Bu eksi y demektir. Bu artı x demektir. Bu da eksi x demektir. Bunlar sağ sol yukarı aşağı gösterilir. Ama bir üçüncü boyut daha vardır. Bize doğru olan bakın şurada
göstermiş. Bak şu Z, şu arkadaşlar, şu. Bu bize doğru olan ve bunun tam tersi, içeri doğru olan bir kısmı daha var. İşte arkadaşlar bakın, soruda şu çarpı demek ne demekmiş arkadaşlar? Sayfa düzleminden dik ve içeri doğru bir kuvvet ifade eder. Tekrar ediyorum bakın, yukarı doğru bir kuvvet uygularsan artı y, sağa doğru bir kuvvet uygularsan artı x, aşağı doğru bir kuvvet uygularsan eksi y, sola doğru uygularsan eksi x. Ama içe doğru bir kuvvet uygularsan artı, şöyle gösteriyorsun. Arkadaşlar kendinize doğru bir kuvvet uyguluyorsanız arkadaşlar nokta şeklinde gösteriyorsun. Bakın bu dışa doğru anlamına gelir. Bu aynı zamanda dışa doğru arkadaşlar artı z'dir. Buna dikkat edin. Bu içe doğru olan da arkadaşlar aynı zamanda eksi z'dir. Eksi z demek ne demektir arkadaşlar? Eksi k'dır. Artı z nedir arkadaşlar? Artı z nedir arkadaşlar? Artı k ile gösterir. Yani bu k ile gösterir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Sorularda bunu karşımıza çıkacak diyoruz. Problem var mı? Bak mesela arkadaşlar şu soruyu beraber bir inceleyelim gençler. Yorulmadınız değil mi gençler? Arka taraf. Ya fizik bu konular biraz tanım kısımları olduğu için canınızı sıkabilir arkadaşlar. Ama güzel konulardır. Örnek 6 ile devam ediyorduk. Şimdi bakın şekildeki arabaya K noktasından yatayda 3 birim. Gençler bakın. Yatayda 3 birim. O zaman bizim bu x ekseni ne oluyordu arkadaşlar? İ oluyordu. Yatayda 3 birim olduğu için ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? 3i. Devam edelim. Düşeyde kaç birim uygulanıyor arkadaşlar? 2 birim. Düşeyde de 2 birim. Arkadaşlar düşeyde 2 birim olursa artı y yönünde olduğu için ben bunu hangi eksende gösteriyordum arkadaşlar? J. Okey. Arkadaşlar bak bunların şimdi de bir şekilde arabaya 3 birim düşeyde şekildeki bir vektörle çekme kuvveti uygulandığını gösteriniz demiş. Gösterdik. Bunların bileşkesini bulalım da. Bunların bileşkesi de işte arkadaşlar budur. Bu F kuvvetidir. Ona da dikkat edin. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Örnek 7. Bakın aynı şekilde bunları gösterin demiş. Yukarıda demiş arkadaşlar verilen vektörlerin iki boyutlu kartezyen koordinat sistemini gösteriniz demiş. Bunları göstereceğim. Arkadaşlar bakın A vektörü 2i demiş. Yani x ekseninde kaç bileşeni olacak? 2 bileşeni olacak. Şu bizim 2i'miz. Pekala y ekseninde kaç bileşeni olacak? Kat sayısı kaç arkadaşlar? 1 birim. 1 olacak. Ve bunların bileşkesi de arkadaşlar işte şöyle bir şey olur. Bunu ne yapıyorsunuz? Bak yatay bileşen 2 birim, düşey bileşen 1 birim. Artık şu bizim ne vektörümüz arkadaşlar? A vektörümüz. Yandakine geçelim. B vektörü. Arkadaşlar bak x ekseni kaç olacak? 1 birim. Yani sola doğru 1 birim. Tamam mı? Y ekseni kaç olacak arkadaşlar? 2 birim olacak yukarı doğru. Bunların bileşkesi de ne olur arkadaşlar? İşte şu olur bakın. İşte şu vektör. Bu da bizim hangi vektörümüz arkadaşlar? B vektörümüz. Devam edelim. Şunu üste çekelim biraz. Arkadaşlar x ekseni kaç olacak? 2 birim olacak. Tamam mı? Y ekseni kaç olacak? 3 birim olacak. Aşağı doğru olacak eksi olduğu için. Bunların ikisinin bileşkesi arkadaşlar. Şöyle birleştiriyorsunuz. Şunu da şu maviyle yapalım. Ha şöyle. İşte bu bizim hangi vektörümüz arkadaşlar? C vektörümüz. Hadi bakalım bir de D vektörünü. Arkadaşlar x ekseni ne olacak? Sola doğru 3 birim olacak. Y ekseninden olacak? Yukarı doğru 1 birim olacak. Bunu da birleştirelim gençler. Şöyle birleştirelim. Hop. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? D vektörümüz olacak. Tamam mı? Anlaşılmayan kısım var mı? Evet. Bir soru daha. Örnek 8. Bu defa arkadaşlar vermiş A vektörünü ve B vektörünü. Bakın iki boyutlu kartezyen koordinat düzleminde verilen AB vektörlerini ifade ediniz demiş. Arkadaşlar bakın. A vektörünün şöyle tık 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 inin. X eksenindeki bileşeni kaç birim? Kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Sağa doğru olduğu için, artı yönde olduğu için iki tane ne diyeceğim? İ diyeceğim. Artı. Arkadaşlar, y eksenindeki bileşeni kaç birim? 3 birim. Ona da ne diyeceksiniz arkadaşlar? 3 tane j diyeceksiniz arkadaşlar. Bak,
Şuna geçelim. B'ye. Bak bunun arkadaşlar şu x eksenindeki bileşeni kaç birim? Solador olduğu için eksi. Eksi kaç arkadaşlar? 2 tane ne yazmıyor? İ. Ondan sonra arkadaşlar y eksenindeki şu bileşende kaç birim arkadaşlar? Aşağı doğru kaç birim? Bir birim. Eksi diyorsunuz arkadaşlar. O da j olacak bakın. Bir tane olduğu için. Yani eksi 2 eksi j. Problem var mı gençler? Hadi bakalım. Devam edelim. Çokgen yöntemi. Şimdi arkadaşlar burada son olarak vektörlerin toplama işlemine geldik. Vektörleri çokgen yöntemi, paralel kenar yöntemi yöntemiyle izah edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki amaç şudur bakın. Vektörlerin bileşkesini elde etmek. Buna geçmeden önce ben size şöyle bir örnek vereyim. Mesela arkadaşlar şöyle bir cisim var. Siz bunu bir kişi şu tarafa doğru çekiyor. Mesela şunu A kişisi, Ahmet bu tarafa doğru çekiyor. Mehmet bu tarafa doğru çekiyor. M diyelim. Bak Mehmet bu tarafa doğru çekiyor. Mesela Ali bu tarafa, Sezgin bu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar. Şunu da Sezgin diyelim. Tamam mı? Arkadaşlar bir kişi de buradan çekiyor. Bir kişi de buradan çekiyor. Buna da ne diyelim mesela? Buna da Rıdvan diyelim. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar elimizdeki şu cisim hangi yönde hareket eder? Acaba Rıdvan yönünde mi hareket eder? Ahmet yönünde mi? İşte Sezgin yönünde mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Yani bunların yönü şöyle mi olacak yoksa böyle mi olacak ya da böyle mi olacak? İşte bu cismin arkadaşlar hareket etme yönüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Bileşke kuvvet diyoruz. Yani bileşke kuvvet o cisimlerin hareket etme yönünü bulmuş oluyoruz. Amacımız o. Şimdi bakın tanımda da demiş ki iki veya daha çok vektörün toplanmasına bileşke vektör denir. Bileşke vektör bulunurken farklı yöntemler kullanılır demiş. Bunlardan ilki ne arkadaşlar? Çokgen yöntemi. Şimdi arkadaşlar çokgen yöntemindeki kural şu. Vektörleri diğer ismi bunun arkadaşlar üçgen yöntemidir. Karşınıza üçgen yöntemi olarak da çıkacak. Vektörleri ucuca ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani üçgen bir vektör alacaksınız diğer vektörünü ucuna ekleyeceksiniz. Diğer vektörünü ucuna ekleyeceksiniz. Bak aşağıda göstermiş. Arkadaşlar bakın A vektörünü almış önce bakın. A vektörünü taşımış bak şuraya şu tarafa doğru taşımış. Bak dikkat et buraya. Dikkat et. Nasıl taşımış arkadaşlar? Paralel bir şekilde taşımış. Ucuna bakın ucuna B vektörünü almış. Bakın B vektörünü almış. Şu şekilde eklemiş. Arkadaşlar bakın. Bir vektörün ucuna diğer vektörün başlangıç noktası gelecek. Dikkat et buraya. Sonra da C vektörünü almış. Bakın C vektörünü almış. B'nin ucuna eklemiş. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi en önemlisi burası. Bunun bileşkesini nasıl bulacaksın? İlk vektörün başlangıç noktası ile son vektörün bitiş noktasını şöyle birleştireceksiniz arkadaşlar. İşte biz arkadaşlar buna, bak şuna bileşke vektör diyoruz arkadaşlar. Bileşke vektör. Problem var mı? İşte arkadaşlar mesela bu az önceki hani hangi yönde hareket eder diye sorduk ya. Mesela şu cisme buradan şu kuvvet etkiliyor, bunlar etkiliyor. Bu cisim ne tarafa doğru hareket ediyor arkadaşlar? Bu tarafa doğru hareket ediyor diyoruz. Bakın yine altta bir tane daha örnekler vermiş. Şimdi onu da inceleyin. Şimdi bileşke vektör bulmak için demiş yapılan sıralama sonucunda değiştirmez demiş. Aşağıdakileri inceleyiniz demiş. Arkadaşlar bakın. Şurada K vektörü var. Tamam. Şurada M vektörü var. Bir de şurada I vektörü var. Bunları sıralamasını değiştirerek iki farklı şekilde yapacağım. Önce I vektörü. Bakın I vektörü. Ucuna bir I vektörü ekledik. Ucuna bir M vektörü eklediniz. Ucuna K vektörünü eklediniz. Arkadaşlar bunun bileşkesini bulurken İşte şurada göstermiş. Şu bizim bileşke vektörümüz. Başlangıçtan bitişe doğru dikkat et. Bak başlangıçtan bitişe doğru. Bu önemli soruda tamam mı? Bu önemli. Zaten şurada da göstermiş. Bakın şurada. Şurada yan tarafta bak dikkat et. Bu defa önce K'yı. Bak K'yı. Ucuna M'yi. Ucuna I'yı eklemiş. Arkadaşlar bakın ilk vektörün başlangıç noktası ile son vektörün bitiş noktasına doğru olacak yani. Tamam mı? Bu da önemli arkadaşlar. Demek ki tekrar edelim. Bu çokgen yönteminde vektörleri uç uca ekliyorsunuz. Sonra da ilk vektörün başlangıç noktasıyla son vektörün bitiş noktası ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Birleştiriyorsunuz. Kural bu. İki durumda da elde eden bir dakika bileşke vektörün psikoru. Arkadaşlar bileşke vektörünün büyüklüğü psikor teoremini kullanılarak hesaplanır demiş.
Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Bakın, şu bizim bileşke vektörümüz ya arkadaşlar. Şunun az önce hani ijk diyorduk ya, o eksenden yapacağım şimdi. Bu vektörün şu yatay bileşeni kaç birim arkadaşlar? 1 birim. Şu düşey bileşeni kaç birim arkadaşlar? Şurası komple 3 birim. Burası nedir arkadaşlar? Bir dik üçgendir değil mi? Bakın. R burada Pisagor bağıntısında. Şu yatay bileşen 1 birim. Şurada düşey bileşen 3 birim. Bakın şurada a kare artı b kare eşittir c kare formülden. Buradan 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. O da 10, kök 10 şeklinde ne yapılmış arkadaşlar? Bulunmuş diyoruz. Örnek 9. Şimdi arkadaşlar ne demiş burada sorumuzda? Şekil 1'de verilen vektörlerin bileşkesini şekil 2'deki kareli düzlem üzerine çokgen yöntemiyle çiziniz. Bileşik kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız demiş. Hmm, tamam. Arkadaşlar hangisinden başlayalım? Bak istediğinizden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıralama önemli değil. Ben önce şu üstteki şu vektörü alıyorum. Bak paralel bir şekilde taşıyorum onu. Şu bizim arkadaşlar şu vektörümüz. Onu aldık. Buna bir çarp atıyorum. Sonra da bu vektörü alıyorum. Ondan sonra ucuna şöyle o vektöre ekliyorum. Dikkat et. Ucuna da arkadaşlar şu, en son şu vektörü ekliyorum. O da şu vektör. Arkadaşlar bak gördünüz mü? Vektörleri ne yaptım? Uç uca ekledim. Sonra bunların bileşkesini de bulurken arkadaşlar şu ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına doğru bakın. Şu. Şu bizim bileşke vektörümüz. Demek ki arkadaşlar bu neymiş? Bu bizim R'mizmiş. Şu üzerine de ok işareti koyalım. Problem var mı? Yönünü gösterdik. Şimdi büyüklüğü nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar bakın şunun şu bileşeni kaç birim? Şu yatay bileşeni kaç birim? 2 birim. Şu yatay, pardon, düşey bileşeni 2 birim. Yatay bileşeni kaç birim arkadaşlar? Şu yatay bileşen. Burası da 1 birim. Tamam mı? 1 birim. Arkadaşlar ne yapacağız orada? R kare eşittir diyorsunuz. R kare eşittir. O da ne olur? 2'nin karesi Pisagor bağıntısından arkadaşlar artı 1'in karesi. O da 4. 1 daha 5. R kare ne yapar arkadaşlar buradan? 5'ten R eşittir ne olur arkadaşlar? Kök 5 olur. Yönü bu tarafa doğru, büyüklüğü de neymiş arkadaşlar? Kök 5'miş diyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuz ne diyor bakalım. Şekildeki verilen vektör diyagramında diyor. Hangi vektör bileşke vektör konumundadır? Bak bu tip sorulara arkadaşlar dikkatlice bakacaksınız yani. Şu bizim A vektörümüz. Bak ucuna ne eklenmiş? C vektörü. Ucuna ne eklenmiş? B vektörü. Ucuna A vektörü eklenmemiş arkadaşlar. Bakın ucuna A vektörü eklenmemiş. Ucuna da şöyle A vektörünü eklersek o da şöyle bir şey olur. Arkadaşlar paralel bir şekilde eklediniz. Bakın ilk vektörün başlangıç noktası neresi arkadaşlar? Burası. Son vektörün bitiş noktası neresi arkadaşlar? Burası. O zaman bunların ne oldu arkadaşlar? İşte bileşke vektör bu tarafa doğru arkadaşlar. Bileşke vektör bu tarafa doğru. Şimdi o zaman sorumuza gelelim. Hangi vektör bileşke vektör konumundadır? Yani bileşke vektörün konumundadır derken onunla aynı yöndedir demek istiyor. Arkadaşlar bu durumda hangisi olur arkadaşlar? A vektörü olur. A vektörüyle bileşke vektörün konumu nedir arkadaşlar? Yönü aynıdır. Şuna geçelim. 4 vektörün bileşkesi en sade şekilde nasıl ifade edilir? Şimdi arkadaşlar bakın şunu sileceğim. Tekrar bir de. Burada bakın. Şurada ne yaptık? Şu bizim A vektörümüz, şey D vektörümüz. Şuraya yazalım bak D vektörü. Ucuna ne ekledik arkadaşlar? C vektörü. Ucuna ne ekledik? B vektörü. Arkadaşlar bakın bu 3 vektörün bileşkesi nedir? Bak bu 3 vektörün bileşkesi nedir? Başlangıç noktası burası. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Yani ne eşittir bu 3 vektörün bileşkesi? A vektörü değil midir arkadaşlar? A vektörü. Bir tane daha A vektörü daha var. Bir A daha var. O zaman bir A daha olacak. O zaman arkadaşlar toplam bileşke vektör kaç A olur? 2 A olur diyoruz. Problem var mı arkadaşlar? Umarım yoktur diyoruz. Ve hadi bakalım diğer soruya geçelim. Şekildeki AB vektörünün bileşkesi R'dir demiş. Şimdi bileşkeyi bulalım arkadaşlar. Bakın bileşkeyi. Şu B vektörünü A'nın ucuna taşıyalım. A'nın ucuna taşıyalım. Nasıl taşıyalım? Şöyle alalım. Bak dikkat edin arkadaşlar. Şöyle taşıyoruz. Şimdi burada bileşke vektörünü bulalım. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Başlangıçtan bitişe doğru olacak arkadaşlar. Şöyle olacak. Tamam mı? Arkadaşlar burada A'nın büyüklüğü kaç birimdir? Önce ondan başlayalım. A'nın büyüklüğü ne kadardır?
A'nı büyütüyor. Şu bileşen kaç arkadaşlar? Yatay bileşeni kaç A'nın? İ oluyordu bu. 2 birim. Düşey bileşen pardon 3 birim. 2 birim. 3'ün karesi artı 1'in karesi. O da ne olacak? Karekök içinde tabii bu da. O da ne olur? 9 kök 10 olur. Tamam. Pekala B'nin büyüklüğü kaç olur arkadaşlar? B'nin büyüklüğü. Şunun yatay bileşeni kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Düşey bileşeni kaç birim? 2 birim. 2'nin karesi artı 2'nin karesi karekök içinde. O da ne olur arkadaşlar? 4, 4, 8, 2 kök 2 mi olur arkadaşlar? Ve şunu silelim. Bileşkenin büyüklüğü kaç olur arkadaşlar? Gene arkadaşlar bak bunun düşey bileşeni kaç birim? Şuradaki düşey bileşeni kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Yatay bileşeni kaç birim? 1 birim. O zaman ben R'yi bulurken ne diyeceğim? R'yi bulurken de o da nedir? 3'ün karesi artı 1'in karesidir. O da ne olur? Kök 10 olur diyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? A ile bileşke eşittir. Şuraya yazalım. A eşittir diyorsunuz. R onlar da büyüktür B'den. Tamam gençler? Hadi bakalım. Bir de şu son bir sorumuz daha vardı şurada. Örnek 12. Büyüklükleri 5 birim ve 7 birim olan iki vektör arkadaşlar. Vektörlerin bileşkesi 12 birim ise vektörler aynı yönlüdür. Arkadaşlar 5 ile 7'yi toplamış. Bu en büyük değerini almış. Aynı yönde olması lazım ki yani şöyle bir vektör, şöyle bir vektör daha. Birisi 5 birim, birisi de 7 birim. Bunların bileşkesi ne olsun arkadaşlar? Bileşkesi ne olsun? Şu olsun. O da kaç olması lazım arkadaşlar? 12 birim olur diyoruz. Tamam. Bu doğru o zaman. Bunu okeyledik. Şimdi ikiye bakalım. Vektörlerin bileşkesi 2 birim ise vektörler zıt yönlüdür diyor. Şimdi onu da şöyle yapalım. Demek ki birisi sağa doğru 7 birim. Birisi sola doğru arkadaşlar 5 birim. O zaman bileşkesi ne yapar? Zıt yönlü ya bunlar. O zaman burada bileşke 2 birim yapar. Bu da doğru. Buna da artı koyarım bir tane daha. Vektörün bileşkesi 13 birim olabilir demiş. Arkadaşlar, vektörlerin burada en büyük değeri 12 birim olabilir. Yani 13 asla ve asla olamaz. O zaman bu gider. Vektörün bileşkesi 9 birim olabilir diyor. Arkadaşlar, bu nasıl olabilir? Bu tip sorularda mesela büyüklükleri kaç birim bunun? 5 birim ve 7 birim ya. Bunların en küçük değeri 7-5 kaç oluyor da en küçük değeri? 2 birim. En büyük değeri de 7 artı 5 kaç birim olur? 12 olabilir. Yani bu vektörlerin bileşkesi 12 ile bak dikkat et 12 ile 2 birim arasında her değeri alabilir. Nasıl alabilir hocam? Nasıl alabilir? O da şöyle olabilir arkadaşlar. Büyüklüğü 7 olan bir vektör şöyle yaparsınız arkadaşlar. Bir de ucuna 5 olan bir vektör şöyle çizersiniz. Bunun bileşkesi de arkadaşlar işte şöyle olabilir yani. Bu böyle olabilir. Bu kaç olabilir arkadaşlar? 9 birim olabilir. Ya da 10 birim olabilir. 11 olabilir. 12 olabilir ucu eklerseniz ama 13 olamaz. 2'den de küçük olamaz. Tamam mı gençler? Evet arkadaşlar. Vektörlerde çok yön yöntemi ve vektörleri tanımlamaya çalıştık. Skalar ve vektörel büyüklük olarak. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.